Ha. Anlatmayacak mısın ya? Anlat dedi. Tolga'yla nasıl anlaştınız? Biz işte anlaştık bir şekilde. Sen bir yana koy. Nasıl bir şekilde? Yani artık bize bulaşmayacak mı? Bitti mi? Öf. Ama özgür merak ediyorum. Ama böyle ben artık bu pis pis insanlardan hiç bahsetmek istemiyorum. Keyfimizi kaçırmayalım boşu boşuna bunlardan bahsedip. Yani hiç enerjimizi düşürmeyelim. Tamam. Kapatıyorum. Tolga konusunu kapatıyorum. Bütün enerjimizi mekanımıza verelim. Geri mekanın açılışına verelim. Tamam, sen açılış için ne düşünmüştün bu arada? Sevgilim aşk olsun. Anlatıyorum ya sabahtan beri. Dinlemiyor musun sen beni? Dinliyorum. Bir daha dinlemek istiyorum. Doyamıyorum ben dinlemeye o yüzden. Yabancı. Selam. Hoş geldiniz. Bir özelimiz kalmadı. Rahatınızı bozduk ama. Hayır. Buyurun buyurun, estağfurullah. Ne yaptınız ofise? Tuttuk valla. Çok sevindim Deniz. Tebrik ederim canım benim. Sağ ol. Nasıl, içine sindi mi? Vallahi içime çok sindi. Buraya da çok yakın tesadüfen. Of, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ya, çok iyi denk geldi. Vallahi Özgür, sana da teşekkür ederim. Yani Ozan söyledi, her şekilde yanılıyoruz. Ya sen bizi ne zannediyorsun? Öyle alelade arkadaş falan mı zannediyorsun? O benim kardeşim. Sen de benim yengemsin. Biz birbirimize destek olacağız tabii ki yani. Her zaman. Biz bir aileyiz artık. Her zaman. Yenge. Yenge. Nasıl? Fikirleri beğendiniz mi? Vallahi Ezgi, açılış için gerçekten harika şeyler planlamışsın. Ben bayıldım. Çok heyecanlıyım. Bir şey diyeceğim ya. Hafta sonu yetişir mi? Bu hafta sonuna. Bu hafta sonu, evet. Ciddi misin? Ne var oğlum yani? Yeterince vakit kaybettik. Daha vakit kaybetmenin bir alemi yok. Sevgilim, bilmiyor olabilirsin ama hafta sonu sadece 4 gün var. Ya sen 4 günde tango öğrenmiş kadınsın sultanım. Hocam sendin. Ama yine ben yardımcı olacağım sana. Hı. Söz mü? Emrine amadeyim ben. Yani biz de ne gerekiyorsa yaparız tabii ki. Tamam. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Madem 4 günümüz var, hemen bir konsept belirleyelim. Konsepte göre de mekanın süslemelerine, menüye ve yapacağımız etkinliklere karar vereceğiz. Bence konsept aşk olsun. Bence kesinlikle aşk olmalı. Tuttum. Aşk olsun. O zaman hatta sloganımız da aşk sonbahara yakışır olsun. Tuttum ben bu fikri. Çok güzel. O zaman pastel tonlardan ilerliyoruz. Zaten mekanın aldığı doğal ışık bu renklere çok uygun. Tamam. Bahçe düzenlemeleriyle başlarız. Yemekleri de ona göre oluştururuz. Tabii ki. Müzikler için ne düşünüyorsun sevgili? Sana bırakıyorum. Tamam. Davetli listesini hazırladın mı aşkım? Evet. Tamam. O zaman hemen onu ajansa mail geçelim. Ben de basın için kısa bir tanıtım yazısı hazırladım. Bir okusana. Hemen. Okey, bence çok iyi olmuş. Tamam, gönderelim. Bence bu gecelik bu çalışma yeter ya. Uyuyalım mı? Uyumayalım. Çok işimiz var. Ama eve iş getiriyoruz şu an. Doğru değil. Değil mi öyle? Hadi, çalışalım. Bu. Aa, Cansu, Levent. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu, toparlayabildiniz mi kıyafetleri? Topladık. Uzun sürdü. Toplama işi yani. Sorma Özgürcüğüm. O kadar çok kıyafet varmış ki. Yani 8 gardırop daha lazım abi. Açık olsun ya. Ama çok eşya varmış. Evet, biraz fazla eşyam var ama biraz, ne yapayım? Çok ama çok. Söylemedin. Söylemedi. Toplu bitmedi gerçekten. Çok kıyafetim varmış. Aman ya, boş verin. İyi olana odaklanın. Artık birlikte yaşayacaksınız. Bu çok güzel bir haber. Evet ama eşyalar çok. Bir şey söyleyeceğim. Çok özendiysen... yani biz de birlikte yaşayabiliriz. Bebeğim, ben daha senin yan evinde yaşayamıyorum. Ne birlikte yaşaması? Bu da doğru. Hı. Evet. Üzülme. Cansu, bir şey soracağım. Hı. Sen bu evi ne yapacaksın? Ya hiç bilmiyorum. Belki kiraya veririm ama Ezgi isterse oturabilir de. Ya bak işte, süper. Burada otur. Niye arıyorsun başka ev? Burada ev var. Evet. Ben de çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ama annem şart koştu biliyorsun. Hem ev hem iş. İkna etmem çok zor olacak. Ama merak etme. Elimden geleni yapacağım. Vallahi Özgürcüğüm, insan bir kere beraber yaşamaya alışınca ayrı kalmak çok zor oluyor. Laf aramızda adamı teklife kadar götürüyor. Bir bakmışsın, evlenmişsin. Dikkat et. Sen ne orada böyle fısır fısır konuşuyorsun? Şeyi söylüyordum. Neyi? Serdar'ı istifaya nasıl zorladım? Aa. Ne? İyi ki anlatıyorsun bak, haberi bile yok. Ama girizgah yapıyordum. Girizgah. Hadi anlat o zaman. Hemen yüzük taktık, bu hal.
her neyse. Şaka bir yana durum ciddi arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.